Hoş geldiniz. Voleybol günden başladı. Veli Tabla'yla Avrupa'daki maçları konuşacağız. Kızlarımız 4'e 4 yaptı Filenin Sultanları. Dün de Finlandiya karşısında rahat bir galibiyet aldı. Beklenildiği üzere. Şimdi önümüzde bir Hollanda maçı var. Grup liderliği için. Nasıl Veli Tabla? Günaydın. Günaydın Nedirciğim. Sen nasılsın? İyi diyelim. Uğraşıyoruz. Maçları takip ettik. Dün seninle konuştuktan hemen sonra maç zaten başlamıştı. Beklenildiği üzere rahat bir maç çıkarttık. 3-0 galibiyet. Şunu da söylemek gerekiyor. Diğer gruptaki maçları takip ediyoruz. Tabii ev sahipliği değişken. Bunu da altını çizelim. Değişken ev sahipliği üzerinde oynanıyor karşılaşmalar. Senin ifade ettiğin üzere bir Romanya maçı ilk seti kaybettik. Onun dışında bir İsveç maçının ilk setinde bir konsantrasyon eksikliğinden zor biten bir ilk set oldu. Ama onun dışındaki tüm maçlarda rahat bir galibiyet geldi. Dün yine Evrar 19 sayıyla maça en çok katkı sağlayan oyuncumuz oldu. Diğer oyuncular da siz ifade ettiniz. Maça gereken konsantrasyonla çıktılar. Şimdi tabii Hollanda maçı önemli, lider olmak. Hepimizin de beklentisi bir önceki şampiyonada kaybettiğimiz finalde Sırbistan'a kaybetmiştik. Bu kez o finali kazanmak istiyoruz. İnşallah iyi gidecek. Şimdi ben şöyle diğer maçlara pek seyredemedim. Sırbistan tam takım mı çıkıyor Avrupa Şampiyonası'nda onu bilemiyorum. İtalya keza ona göre. Eğer tam takım çıkıyorlarsa biraz daha da dikkatli olmamız gerektiğini inanıyorum. Oradaki kadroyu bilemiyorum. Aynı olimpiyat kadrosu mu gidecek diye. Ondan haberim yani yok. Yani ciddiye alıyorlar tabii mutlaka. Ben buradan takip edemediğim için tam maalesef. Alıyorlar. Evet, ciddiye alıyorlar. Şimdi tabii salonda, parkede bir mücadele var. Kızlarımızın mücadelesi var. Fakat son dönemlerde de özellikle voleybol camiasında çeşitli iddialar var. Çeşitli açıklamalar geliyor, çeşitli iddialar geliyor. Özellikle Guidetti üzerine çok ciddi açıklamalar var. Bir taraf işin hani Guidetti tartışılmaz neyini tartışıyorsun tarafında. Diğer tarafta tercihler konusunda özellikle çok tartışılan bir Guidetti var. Hangi taraftasın abla sen? Vallahi tartışılmaz diye bir şey yok. Herkes fikrini söyleyebilir. Guidetti çok iyi bir antrenör ama zaman zaman hataları olduğuna hataları derken insanız yani hepimiz hata yapabiliriz. Mesela ben Kore maçı için çok üzgünüm. Hala da onun tesirindeyim açıkçası. Yani o ne yapıp edip hatırlıyorsan programda sana demiştim Kore çıkıyor diye sevinmeyelim. Boş bir takım değil esasında ama bizim de yenemeyeceğimiz bir takım değildi. Orada sanki yanlış kararlar aldığını düşünüyorum. Mesela kimin tedbirini almalıydık yani kaç senedir Türkiye'de oynayan bir oyuncu. Ondan evvelki Japon maçını da kim öyle aldı? Zaten son dakikada tek yani dediğimiz tek oyuncusu hatta hayır akıllı top oynuyor zaten tabii ki ben takım da oynadı ben daha süratli top oynayacaklar evet. Onlar çok süratli top oynuyor biz tedbirimizi almalıydık orada Naz'ın eksikliğini çok hissettim yani bu önemli bir maç bu maçlarda denemeler yapılmayacağına inanıyorum. Bilmiyorum yani ben suçlamak değil de tamam, bazen insanlar yanlış kararlar alabilir ama bu maçta değil. Bu maçta değil çünkü riske edilecek bir şey değildi. Bu arada tabii bunları konuşurken Cansu'yu hayır demek istemiyorum. Burada tecrübe konuşuyor. Bak Maya hala hazırda 40 yaşına geldi. Sırp milli takımının bel kemiği. Evet. Bunlar çok önemli yani pasör o kadar kolay yetişmiyor ve çok büyük emekleri var Naz'ın yani. Naz 90 doğumlu. 16 yaşından beri bunları sırtında taşıyor. Takımın? Ha, tabii ki yürümedi, gitmedi. O zaman evet. Düşünürüm ama yani bilemiyorum. Yani takımın hücumu organize eden kişi pasör. Yani aynen sonuçta öyle. Nasıl bir hücum organizasyonu olacak? Ani kararlar verebilir. İşte karşı rakibin bloklarını aşma adına bir anda değişebilir. O anlamda tabii ki önemli. Pasör deneme yeri değil orası. Orası çeşme yani çok önemli. Bu bana açıkçası gerçekten üzüldüm. Hele hele Brezilya bir ara diskalifiye olacaktı. Orada daha çok üzüldüm yani. Neyse ki Evrar'ın en azından şu anki performansı etkilenmediği yönünde.
hırsını yine sahaya yansıtıyor ve güzel mücadele ediyor. Bu en azından önemli ama psikolojik olarak da mutlaka desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani arkadaşları, federasyon, herkesin. Tabii ki var. Ben kesin eminim olduğuna. Bu da belli oluyor zaten. Yani kimse onu değiştiremez. Burada başka bir maksat var bana göre. Var, net. O çok net. Başka maksat. Yani çok yanlış. Ya bizim kızımız maşallah, Allah nazardan saklasın, bu sene de İtalya'da oynayacak. Yolunun çok açık olduğuna inanıyorum. O hırsıyla her şeyle devam etsin. Herkesin sahada tepki şekli ayrıdır. Sevinci ayrıdır. O lütfen abuk subuk yılmaz geçelim. Kendi kendini gaza getiren insanlar vardır. Bağırır. Bazısı hiç tepki göstermez. Normal karşılar. Bu oyuncunun kendi psikolojisidir. Yani o kadar biz orada oturup teknik açısına, takım nasıl oynadığına, ona buna bakacağımıza tek tek çocuklar inceleniyor. Onun kaşı, onun gözü, evet. Onun hayatı, onun yaşantısı. Ayıptır ya. Spor yapıyoruz burada. Ve bu kızlar hakkında yani konuşmaya hiç kimsenin hakkı yok. Kesinlikle. Biraz düşünecekler, şapkaların önüne koyacaklar. Yani bu çok önemli bir nokta. O konuşanlar önce kız çocukları var mı? Önce öyle bir, önce o gözle baksınlar. Ya. Neyin ne olacağını hiçbir zaman kız çocuğunun arkasından konuşulamaz. Konuşulamaz. Zaten maalesef çocuklarımızın maruz kaldığı olaylar ortada. Bu olaylarda da kendileri hiç ortada yoklar. Bir tepki göstermiyorlar. Ama işte yok şortu şöyleydi, yok böyle yaşıyor. Ya, gülüyorum ya. Artık ben. Bizim ya. Zamanımızda mayoyla oynuyorduk ya. Hangi devirdeyiz biz? Vallahi ya, aynı onu çekti şimdi. Yok öyleydi yani öyle. Ortam, dünya böyle oynuyordu, biz de öyle oynuyorduk yani. Ayıp denen bir şey var yani, nelerle uğraşıyoruz yani, onların oynanan ve oyna değil de kıyafetleri miydi seyrediyorlar maçlarda yani? Esas işte oyunun zevkini çıkarsınlar, oynanan güzel voleybolu. Onların gözü oyunda değil abla, onların gözü oyunda olmadığı için böyle şeyler konuşmaları ya da yazmaları doğal. Ama işimize bakacağız, iyi giden bir jenerasyon, iyi giden takım var. Umarız Hollanda maçını kazanıp grup liderliği alırız. Diğer grubun da şekillenmesiyle bundan sonra tabii işler farklı noktaya gelecek. Artık hatanın yer olmadığı, evet, hatanın kabul olmayacağı. Bundan sonra daha ciddi maçlara giriyoruz açıkçası. Daha ciddi maçlara gireceğiz. Bundan sonra daha sıkı olmamız lazım. Fantaziler yapmayalım. Evet. Takımla fazla oynamayalım, benim görüşüm. Ona göre monte edelim oyuncularımızı içeriye riske etmeden. Önemli maçlarımızı, Avrupa şampiyonluğunu getirelim Türkiye'ye. Ağlamayalım arkasından sonra. Evet, umarız. Yani geçen çünkü gün. Biraz fazla fantazi yapılıyor. Yapılıyor değil, öyle görüyor ama yapılacak maç var, yapılmayacak maç var. Bu benim şahsi görüşüm tabii ki. Belki yücenirler, belki kızarlar ama maalesef bir İtalya maçı, bir Kore maçı hala içinde oturuyor yani açıkçası. Evet, umarız. Ve ne yapıp yapıp Naz'ı geri kazanmak lazım. Naz şimdi meyve veriyor esasında. Tabii ki gençlerimiz, ben sakın ha ne Cansu ne bir kızlar. Çok kadar güzel pasörlerimiz var ki şu anda. Yavaş yavaş onları monte etmek lazım. Önemli maçlarda, önemli kararlarımıza dikkat etmemiz lazım diye düşünüyorum. Çünkü Naz'ın bu Türkiye voleybolunda 16 yaşından beri emeği var. Gerek kulüpte gerek milli takımda. Bize Naz şimdi meyvesini veriyor bana göre. Şimdi oynuyor artık. Çünkü Naz daha çok karşıyı görerek oynuyor. Buradan Cansu'yu veyahut da Buse'yi veyahut da başka hangi bizim genç Elif'i onları şey yapmak istemiyorum. Naz görerek topu oynuyor. Nereden yönetilmiyor voleybol. O anki içgüdüyü tarafın bloğu. Zaten onda da rol modeli. Onun için lütfen. Aynen. Olur. Yalnız Naz için değil, bütün oyuncularımıza çok dikkatli hareket etmemiz lazım. Her oyuncuya ihtiyacımız var. Her oyuncuya tek tek ihtiyacımız var. Bunun ayarını iyi çekelim yani. Yazıktır. Evet. Küstürürsek oyuncuları iş biter. O kötü. O kötü. Bu çok bir de, önemli. Bir tane hani, daha hassas kadın sporcular daha da hassas. Benim aklıma hemen kapanışta siz de hatırlarsanız Sovyetler Birliği olduğu dönemde tekti. 2-0 öndeydi finalde. Her şey güzel giderken 3. sette
bir oyuncu hata yaptı. Çok sert bir hocaları vardı kenarda. O zaman Sovyetler Birliği'nin koçu vardı. Çok sertti. Salonu yıktı. Biz evde ayağa kalktık. Ne oluyor diye. Şey elindeki attığı tahtayı nasıl bağırıyor kıza. Kız geldi kenara ağlamaya başladı. Takım dağıldı. 3 kaybettiler maçı. Takım bütün her şeyini kaybetti bir anda. Yani hassas noktada özellikle bunu ifade ettim. Kırılmaması lazım. Herkesi oyunda tutmak lazım. Önce Hollanda diyelim. Ardından da geçen kaybettiğimiz finalde bu kez finali kazanıp kupa diyelim. Bir sonraki programda buluşalım orada. Takip ediyoruz. Önce bugün daha sonra da diğer maçlar diyerek. Önce grubumuzu bir giydik. Zaten yani ya birinci, ikinci değil de birinci bitirmemiz gerektiğine inanıyorum. Ondan sonraki maçlar çok önemli. Sonraki maçlarda görüşelim diyelim. Ağzına sağlık ablacığım. Selamlar Atina'ya. Görüşmek çok üzere. Çok teşekkür ederim. Sen de çekelim.